Değerli Pusula Çalayan takipçileri merhaba. Yine güzel bir video çekmek için bugün birlikteyiz. Videomuzu lezzet için çalıştırdık yine. Çılgın bir lezzet partisi. Yine yöresel bir yemek yapacağız. Bir öğünümüzü yine karşılayacak güzel bir ürün üreteceğiz, içerik üreteceğiz birlikte değerli takipçilerim. Genelde Karadeniz yöresi uyguluyor. Kaygana. Kaygana yapacağız bugün birlikte. Türkiye'nin birçok yöresinde yapılan bir değişik şekilleri olan bir ürün. Fakat esas biz Karadeniz yöresinin uyguladığı şekle uygun yapmaya çalışacağız. Bunun için değerli takipçilerim malzemelerimizi kısaca anlatalım. Bir tatlı kaşığı tuza ihtiyacımız var. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı un. Bir su bardağı süt. 4 tane yumurta. Yarım demet dereotundan doğranmış. Yarım demet maydanozdan doğranmış. Bir de 4 tane ya da 5 tane dal taze soğan doğruyoruz. Lezzete göre değerli takipçiler, siz içerisine eğer ilave etmek isterseniz kara lahana, pazı, kırmızı pancarın yapraklarını, kılçığı alınmış hamsi kullanabilirsiniz ince ince doğrayıp. Ben şöyle pratik bir şey olsun diye çok çeşitlendirmedim içeriğini, ama siz lezzetinizi daha da artırmak arzusunda olduğunuzda malzeme çeşitliliğinizi biraz da artırabiliyorsunuz değerli takipçiler. Şimdi biz önce değerli takipçiler unumuzu dökelim. Sonra tuzumuzu dökelim. Değerli takipçiler ve üzerine bir bardak sütümüzü döküyoruz. Sonra önce bunları güzelce bir karıştırıyoruz değerli takipçiler. Aslında sebzeli krep gibi bir tarz oluşacak aslında, ama tabii çok da krep diyemiyoruz. Biraz içerik ve şeyle uygulamayla ilgili lezzet daha farklı oluyor değerli arkadaşlar. Evet, şimdi bu şeyden sonra hızlı bir şekilde şu yumurtalarımızı da bir çırpalım değerli arkadaşlar hızlıca. Yumurtalarınızı ayrı bir kapta çırpın ki diğer malzemelerle beraber çırpması sıkıntı yaratmasın. Hem yumurtamız güzelce çırpılmış olsun. O yüzden ayrı kapta yapmak daha mantıklı. Sonra birleştireceğiz. Uygulamamız çok basit olacak aslında. Fakat güzel bir kahvaltılık. Karadeniz bölgesine ait Artvin, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Zonguldak. Yani bu bölgelerde kahvaltılarda genelde kullanılan güzel bir kahvaltılık değerli takipçiler. Omletin biraz daha konforlusu diyelim. Evet, yumurtamızı da çırptık değerli takipçiler. Yumurtamızı da karıştırıyoruz. Sonra bu karışımımızla yumurtamızı bir karıştıralım şöyle. Evet, maydanozumuzu dökelim değerli takipçiler. Dereotumuzu dökelim. Ve taze soğanımızı. Şimdi bunların hepsini yine güzelce şöyle bir karıştıralım. Sevgili Pusula Çağlayan takipçileri, bugün videomuzu kaygana için çalıştırdık. Karadeniz bölgesinde yoğun bir şekilde yapılan bu kahvaltılık, bu güzel sebzeli kahvaltılığı hem sağlık açısından güzel bir şey. Bugün kaygana için bu videoyu çalıştırdık değerli takipçilerim. Birlikte kaygana yapıyoruz şu anda. Evet. Harika karışımımız neredeyse hazır. Şöyle bir yemek kaşığı kadar içine şöyle bir yağ da şey yapalım değerli takipçilerim.
Evet. Karışımımız hazır. Tavamızın altını yakalım. Tavamız biraz ısısın hemen hızlıca har ateşte. Sonra biraz ateşi kısacağız. Değerli takipçiler. Isınan tavamıza bir yemek kaşığı, her tavaya dökeceğimiz kaygana için bir yemek kaşığı sıvı yağ kullanarak. Fazla yağ yaptık mı kızartmaya döner. Amacımız kızartma değil. Böyle hafif krep gibi, omlet, sebzeli omlet gibi bir ürün üreteceğiz beraber. Dolayısıyla her kaygana tepçisi için bir yemek kaşığı yağ koyacağız tavaya. Tavamız önce biraz ısınsın şöyle hızlıca. Krep tavanız varsa özel, krep tavanızda da yapabilirsiniz. Pişirmeye başladığınızda alt üst güzelce pişecek şekilde takip ederek kayganalarınızı çıkartacaksınız. Evet değerli takipçilerim, şimdi hemen sıvı yağımızdan şöyle tavamızın dibine bir yemek kaşığı kadar gezdirelim. Şöyle tavamızın genelini şöyle bir yağlamış olalım. Evet. Şöyle ısınmış olan bu yağ tavamıza şöyle bir kepçe kayganamızı dökeceğiz. Yaydıracağız değerli takipçilerim. Krep gibi pişireceğiz. Evet. Şimdi bu şekilde pişmesini bekleyeceğiz. Altı piştikten sonra çevireceğiz. Bir de üst tarafını pişireceğiz. Ondan sonra birinci kayganımız hazır olmuş olacak değerli takipçilerim. Bu harika lezzeti, bu pratik lezzeti kahvaltılarınızda siz de güzelce deneyin değerli takipçiler. Eminim çok keyif alacağınız bir lezzet olacak. Evet, gördüğünüz gibi. Birinci kayganımız pişmek üzere. Sebzeli süper bir kahvaltılık. Bunun için Karadenizlilere de çok teşekkür ediyoruz tabii. Sula Çağlayan takipçileri olarak bu içerik üretmemizde bu yöresel lezzetler bizim vazgeçilmezimiz değerli takipçilerim. Onların sayesinde bu yöresel yemeklerde ülkemizin her yöresinin ayrı güzel lezzetleri mevcut. Zaman içerisinde böyle yavaş yavaş bütün lezzetleri tatmış olacağız. Elimizden geldiği kadar pratik olanlara öncelik veriyoruz. Daha zaman alıcı olanları da İnşallah daha uzun zamanları şey yaparak yapacağız değerli takipçilerim. Evet, birinci kaygana tamam. Şimdi değerli takipçilerim, tam da hemen yine az bir yağ ilave edeceğiz her kaygana için dediğimiz gibi. Ocağın üzerinden tavaya alıyorum, yanmasın diye değerli takipçilerim. Çünkü çabuk işlenebiliyor. Yayma işlemini hızlı yapın, yoksa şey yapıyor değerli takipçilerim, çabucak. Altı hemen sıcak olduğu için pişme süreci başlıyor.
Evet, birincisinden daha hızlı pişecek çünkü tavamız artık iyice sıcak olduğu için daha çok pişiyor. Pişirme süreleri artık kısalacak. Gördüğünüz gibi 2-3 dakika içerisinde hemen kaynanalarımız hızlı bir şekilde çıkıyor. Tavaya koyduğumuz bir yemek kaşığı yağ çabucak emildiği için içine de önceden bir yemek kaşığı, o yüzden karşıya yaptık. Yağımızdan koyduk. Aksi takdirde yanar. Zaten yumurta ve un olduğu için, bir de süt olduğu için pişmesinde çok sıkıntı olmuyor. Çabuk pişiyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi muhteşem kaygana oldu gene. Hemen şöyle hızlıca yağladık değerli takipçilerim. Evet. Artık pratikleşti. Tavamız sıcak olduğu için pişmesi pratikleşiyor. Harika kayganalarımız hızlı bir şekilde çıkıyor değerli takipçiler, gördüğünüz gibi. Evet, değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi kayganalarımız harika bir şekilde hemen tıkır tıkır çıkıyor. Zaten alt tarafın piştiğini hemen şu köşelerinden anlıyorsunuz değerli takipçilerim.
Evet. Gördüğünüz gibi muhteşem kayganalarımız pişiyor. Şahane. Adını artık ne derseniz, sebzeli krep, sebzeli omlet. Ama tabii omlette normalde, normal omlette un falan, süt kullanmıyoruz genelde. Bu yöresel bir lezzet olduğu için tabii değişik bir tat daha takmışlarım. Evet. Şöyle tavanın içinde gezdirdiğiniz zaman zaten tavada ne kadar yaydırırsanız o kadar incelik sağlarsınız. Kalınlığından kurtarmış olursunuz her takipçileri. Daha kaliteli pişer. İki dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde ama pişiyor daha da bir şey. Evet değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi şahane kayganalarımız hazır. Yapmış olduğumuz 4 kişilik bu menü. Yine her zaman olduğu gibi değerli takipçilerim, şu güzel lezzetin hemen sizin için ben üretmiş olduğumuz lezzetin tadına hemen bir bakalım. Bu muhteşem kayganın lezzetini birlikte test edelim değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi muhteşem. Evet değerli takipçiler, hafif un şeyi var ama dereotu, taze soğan, maydanoz aromalarında gayet güzel alıyorsunuz yumurtalı lezzetin içerisinde. Çünkü çok yağda kızartmadığımız için aromatik yapı kaybolmamış oluyor. Muhteşem. Çok güzel bir kahvaltılık. Muhteşem bir kahvaltılık değerli takipçiler. Evet yine bugün bir yöresel lezzet için bir araya geldik değerli takipçilerim. Yine değişik lezzetlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Pusula Çağlayan'ı takip edin. Abone olun. Beğeni like'larınızı bekliyorum sevgili takipçiler. Sizin bu güzel desteğiniz sayesinde benim enerjim her zaman üst noktada. Dolayısıyla ben sizin için yeni araştırmalar ve yeni uygulamalar, çözüm önerileri, özel tarifler sunmaya devam ediyorum. Başka bir lezzetle, başka bir güzel mekanda buluşmak dileğiyle. Sevgili takipçilerim, sevgiyle kalın. Mutlu günlerde dileğiyle
Hoşçakalın.